Merhaba pek sevgili dinleyenler. Yeni bir GM vitrininde Gökmen Öncü ileyiz. Kendisi G-Man diye de bilinir. Efendime söyleyeyim, uzun lepiska saçlarıyla tanınır. Parlak yumuşak yanaklarıyla. Tanıtma kısmını burada kessek, daha ileriye gittiği zaman sakıncalı yerlere varabilir de sevgili abiciğim. Doğrudur efendim, doğrudur. Tabii, özür diliyorum. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Seni sormalı abi, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyidir işte ya şey bu aralar boşum. Çok çok güzel bir his. Güzel bir şey. Bu aralar ben de her zaman olduğumdan daha yoğunum. Oh. Bu yüzden böyle bir alışılageldiğin dışında çalışıyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Zor tabi. Zor. O zaman seni çok cebelleştirmeden konuya girelim. Hay hay. Tamam. Şimdi. Hangi sistem veya sistemler? Birden fazla da olabilir tabii ki. Hangi sistem veya sistemler? Şöyle söyleyeyim, FRP'ye başladığımda hani böyle küçük çocuk ben FRP oynayacağım, büyücüler falan filan diye geldiğimde büyücü savaşçı dediğim zaman benim elime 20'yi verdiler. Bunu atarak oynayacaksın dediler. Ben D20 öyle başladım. Daha sonra böyle yıllar geçtikçe D20 sistemlerinde birden fazla D20 ile oynanan birden fazla setting sistemle devam ettikten sonra D10'luk D6'lıklara geçiş yaptım. İşte en çok oynadığım D20 yine ama bu standart D20 diye D20 Modern ile D&D arasında gidip gelmek haricinde hani biraz daha kendi yaptığım daha jenerik diyebileceğim sistemleri tercih ediyorum işin açıkçası. Onun haricinde şu sıralar benim yeni yeni keşfettiğim, yeni yeni böyle öğrenmek, grup aradığım D6 sistemiyle oynanan bu Buz ve Ateş'in şarkısı Song of Ice and Bla 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 Fire RPG'nin sistemini çok beğendim. Oğlum bak, o kadar basit değil. Hissedeceksin böyle. A Song of Ice and Fire falan böyle. Dramatik olacak. Değil mi? Yani ona o yakışır tam da. Böyle kılıçlı, kürklü, ne bileyim, Sibel Kekillili falan. Yok o kısmı ile ilgilenmiyorum. Kürk kısmı ile ilgilenmiyorum. Ben daha çok işte paralı, zeki insanların birbirinin arkasından iş çevirdiği kısmı ile ilgileniyorum o sistemin. Bayağı da güzel yapmışlar işin açıkçası. Ama en çok kullandığım sistem yine her ne kadar sevmesem de en çok eleştireni ben de olsam D20'dir yani. Değil mi candır ya? Yani çok fazla değişken olması biraz can sıkıyor ama işi çok fazla şansa bırakıyor diğerlerinin yanında. Hani bir D10 değil yani. Bir bu World of Darkness D10'u değil yani. Tartışırım ama tartışmayalım. Peki. O zaman konuyu değiştirelim. Madem tartışma açılacak gibi oldu. Hangi settinglerden gidersin? Hangi settinglerden giderim? Dedim ya ben büyücü, savaşçı, elfler, işte ne bileyim orklar, goblinler, bla bla diye gezerken bana dediler al bak bu Greyhawk. Greyhawk'tan başla dediler. Ha diyorsun jenerik fantazi. Tabii canım jenerik fantaziden başladık. Daha sonra bunlar böyle devam ettikten sonra yılın birinde böyle Forgotten Realms denilen bir dalgaya giriş yaptım. İyi, iyi. Forgotten Realms'a bayağı bir gittim ki hala da çok severim. Neredeyse hani böyle favori settingim, favori kurulumum diyebilirim Forgotten Realms'ı. Onun haricinde bu hani jeneriklerin de haricinde tutacak olursak Mutant Sen Masterminds'ı bayağı da yine de 20 ile oynanan bayağı bayağı seviyorum. Kendi çapımda onunla böyle arkadaş gruplarımda 2-3 kere oyun oynatmışlığım O vardır. settingi Liberty Efendim? City'ydi değil mi? Settingi Liberty City'ydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet. Ben daha çok şu şekilde yapıyorum onu. Mutant Sen Masterminds oynarken hani insanlara ne yapmak istediğini verip o kurulumda hani sağdan soldan benim kattığım şeylerle daha orijinale yakın bir şey oynatıyorum. Hani yine jenereye kayıyor işin açıkçası. Ona da jenerik Tabii. şey diyelim, çizgi roman. Yani evet çizgi roman diyebiliriz. Ya sonuçta çizgi roman çok kendine az... Neyse, önemli değil, önemli değil. Peki o zaman hazır çizgi roman demişken, Evet. kendine yaptığın işleri hangi edebi türe daha yakın hissediyorsun? Kendi yaptığım işleri. Şöyle ben klasik FRP'ci diye bir şey varsa ona yakın insanlardanım. Benim yazdığım hani Sword and Sorcery tadında oyunlar Tamam. şeyler var. Bu da haliyle bu fantazyanın bu kısmına hani orta çağ fantazya kısmına biraz da tarih. Şöyle yaptığım oyunlarda her ne kadar olağan dışı fantazya ve bilim kurgu ögelerini kullansam da gerçek dünyadan ögeler alıp onlara yerleştirmeyi çok severim. Bende böyle bir hastalık derecesinde bir alışkanlık var. Bundan da en çok kullandığım şey tarihi gerçeklikler. Hani oyunlarımda mitolojiden, tarihten ya da işte yakın geçmişten ayrıntıları çok sık oyuna serpiştirmeyi çok seviyorum. Örnekleyecek olursam hani Ona döneriz, ona döneriz. ha Örnekleme. peki. Örnekleme, dur. Şey yapalım da.
öteki sorulardan devam edeyim. Şimdi sen İstanbullusun değil mi? Tabii, İstanbulluyum. Ha, Ben İstanbul'un İstanbul'da oturuyorsun. yerlilerinden sayılırım tabii. İstanbul'da Küçükçekmece'deyim ben, Avrupa yakasında. Tamam. Burada böyle güzel bir aile hayatı yaşamaktayım. Anlıyorum, anlıyorum. Nerelerde oynatmayı tercih ediyorsun peki? Oyunlarımda öğrenci evi denilen bütün GM'lerin en çok sevdiği şeylerde kullanıyorum ben. Değilmiş ya. Bu Ha? röportajları yaparken onu öğrendim. Hepsinin sevdiği değilmiş. Öyle miymiş? Evet, ev sevmeyen de varmış. Enteresan. Ben öğrencilerin rahat ortamını çok seviyorum. Çünkü hani az çok FRP oynayan insanlar hani samimiyetten dolayı biraz o samimiyetin getirdiği rahatlıkla leşliğe varabilecek kadar geniş oluyorlar. Bunu kaldıracak yegane ortam da öğrenci evi oluyor. Ben ondan dolayı öğrenci evinizi tercih ediyorum. Ama onun haricinde Kadıköy'de benim yaklaşık 35 hafta süren bir kampanyamda oyuncu olarak devam ettiğim bir kampanyamda mekan olarak bize hizmet eden bir kafe vardı. Fokurtu Kafe. Hani baya baya iyi hizmet alıyorduk Kapalı orada. değil mi orası ya? Valla biz geçen sene baya devam ettik, oynadık ama daha sonradan ne oldu bilmiyorum. Şöyle bize arka tarafta 10-15 kişilik bir oda veriyorlardı. Kliması, televizyonu olan, iki tane büyük masası olan, hani 12 kişinin aynı anda oyun oynayabileceği ki oynadık bir yerdi burası. Onun haricinde hani burada hem nargile kafa hem kebapçı olunca hani bir yandan nargile içip bir yandan işte dürüm yiyip bir yandan da FRP oynayabileceğimiz güzel bir yerdi. Hani benim şu ana kadar dış mekanlarda oynadığım en güzel mekan orasıydı. Şey değil mi bu? Acıbadem taraflarına doğruydu. Fokurtu Kafa şey Üsküdar yolunda, şeyin orada, Tamam, tamam tepenin yok aynı üstünde. yerden bahsediyoruz. Tamam. Heh, Neyse hatırlıyorum. önemli değil. Son bir detaya gelelim o Evet. zaman. Evinde oynuyor musun? Kendi evinde. Kendi evimde FRP'ye yeni başlayacak olan insanları işte alabildiğine iyi niyetli bir GM'im gelin siz evimde misafir edeyim de oyun oynatayım diyerek oynuyorum. İkinci oturumda başka evlere gidiyoruz. Ben evimde pek insanları ağırlayamıyorum çünkü fiziki imkanlar buna pek müsait değil ama yeni hevesli gençleri hani bizzat böyle evime götürüp işte bakın FRP budur, işte benim elimdeki materyaller bunlardır, böyle oynatırım falan demek için evi tercih ediyorum. Akabinde ilaçlı gazoz içirip Rob Dschammer falan giyip böyle. Tabii canım, tabii, elimde işte viskiyle dolaşıp ah, şöminenin karşısında güzel bir oyun oynamak istemez misin demiş değil mi oluyor? O zaman mevzu bitti. Biz tarihi gerçekliğe geri dönelim. Peki. Ver bakayım örneğini. Ne diyecektin? Ne diyecektim? Şöyle diyecektim. Yine benim en çok oynadığım sistemlerden, setliklerden milletin böyle yerin dibine soka soka bitiremediği ama yıllardır hala devam eden D&D'den vereceğim örneğimi. Ben D&D oynamayı çok severim az önce demiştim ve ileride çok daha fazla tekrar edeceğim bunu. D&D oyunlarında bu dünyayla bağlantılı şeyleri gördükçe hani gerçekten mutlu oluyorum. Nedir şimdi? Forgotten Realms'tan bahsettim. Forgotten Realms pantheonuna baktığında, dinler şeyine baktığında, Mısır mitolojisinde yer alan imgelerin, ne bileyim, Orta Asya ve Sümer coğrafyasında yer alan tanrıların, dinlerin ve inanışların bu settingde kendine yer bulduğunu görüyorum. Ben oyunlarımda hani bunları kullanarak, bunları bizim dünyanın gerçekleriyle bağdaştırarak serpiştirmeyi ve oyunculara vermeyi çok seviyorum. Hani baktığın zaman zaten birçok sistem de bunu sağlıyor. Mesela yeni yeni incelemeye başladım bu şey Pathfinder'ın sistemi, Golarion'a bir Lovecraft'ın yazdığı bu Great Old One'lardan bahsediyor. Yani direkt olarak Cthulhu'yu almasa da diğer bu Old One'lardan hafiften bahsediyor. Şimdi ben oyunumda bunları kullanırken hani kullanacak olsam Golarion'u daha kullanmadım ama hani Lovecraft'tan bir şekilde bahsetmek isterim. Yani ne bileyim ya da Lovecraft'ın hayali yaratısı olan Abdülhal Hazret'ten bahsetmeyi isterim. Ya da bizim dünyamızda gerçekleşen diğer jenerik oyunlara döndüğümde bazı tarihi olayları oyuncuya senaryo olarak sunduğumda aslında fantaziyle bağdaştırmayı severim. Örnek olarak şunu söyleyeyim. Bir keresinde bir oyun oynattığımda İstanbul'un fethi konulu bir oyun vardı. Direkt olarak tarihten alan bir oyun vardı. İnsanlar bunu şey olarak bekliyordu. Hani standart bir tarihi oyun işte. Askerler olacak, Bizans cephesi olacak falan bekliyordu. Ama ben bunu onlar normal oyuncuları canlandırırken işin arka kısmında mage'ler ve vampirlerin olduğunu ve işte İstanbul'un fethinden sonraki dönemde Masquerade'in ortaya çıkmasının sebebinin fetihte gerçekleşen bazı olaylar olduğunu diyerek hani fantaziyi tarihle bağdaştırdım. Hani tarihe fantazi eklemekten ziyade bunu daha yoğun olarak diğer türlü yaptım. Hani böyle şeyler oyuna gerçekten renk katıyor. Aslında öyle değil de böyleymiş diye oyuncuya verdiğinde ki bunu en güzel yerlerinden bir tanesi kutsal kitaplara yapılan göndermelerdir. Hani ne bileyim World of Darkness bunun için çok müsait mesela. Hani orada da zaten kitaplarında birçok yerde bundan bahseder ama
hani insanlar beklemediği yerlerde, ne bileyim, D&D'de kutsal kitapların birinde geçen bir şeyden bahsetmek, Jesus'tan bahsetmek ya da ne bileyim Gabriel'dan bahsetmek insanları biraz daha oyuna bağlıyor ve bu tarihi gerçeklik ya da mitolojik ya da dinsel gerçeklik insanı gerçekten daha farklı, daha gaz bir moda sokuyor. En azından benim naçizane görüşüm böyle oyunlarda. Tamam, çok güzel. Peki şöyle diyeyim. Laf arasında şeyden bahsettin. D20'yi modifiye etmekten. Böyle ağır, geniş çaplı bir modifikasyon mu yoksa sırf homebrew mu? Şöyle bir şeyden söyleyeyim. D20'de herkesin, yani işte, sorunları nedir diye bahsettiğinde herkesin sayfalarca yazacak yazısı, dakikalarca konuşacak lafı vardır. Çünkü yani D20 herkese yayılmayı az çok başarmış ama kimsenin memnun olmadığı, ama geç tat olarak bütünsel olarak baktığında da neredeyse en çok oynanan şeylerden bir Tabii, tanesi. tabii. Kullanılanlardan bir tanesi. Hani bu dünya futbolunda Barcelona gibi. Hani Barcelona'yı herkes sever, şey yapar, ama hani sevmeyeni de vardır, laf söyleyeni vardır. Herkes bir eleştirisini yapar. Şimdi D20'de ben mantıklı bulmadığım mekanikleri kendime göre yorumlar getirerek elbette değiştiriyorum. Hani herkesin en çok eleştirdiği noktalardan işte atlama, zıplama, at binme, diplomasi gibi şeyleri. Hani bunları daha çok mekaniğe bağlı değil de hani oyun içerisinde GM olarak adaletli bir şekilde olaya yön verme ve olaya el koyma şeklinde yapmayı daha mantıklı buluyorum. Çünkü yani D20 zaten halihazırda çok fazla mekaniğe, çok fazla sayıları toplamaya, çıkarmaya dayalı bir sistem. Hani bir de ekstra yük bindirerek, ekstra hamallık getirerek, yani bunu ağırlaştırma manası yok. Mesela hani çok epik sahnelerden bahsedilir oyunlarda ama birebir yaşama çok nadirdir bunu. Hani ben hiçbir zaman bir savaşçının üzerine doğru dalış yapan ejderhanın üzerinden atlayıp kafasında koşarak kuyruğuna kadar gitip oradan aşağı atladığını falan rastlamadım oyunlarımda. Ama hani sinematik olarak böyle epik filmlerde falan rastlayabileceğimiz sahneler bunlar. Şimdi bunu D20 mekaniğine baktığımızda, D&D bazlı konuşuyorum. Hani önce geldiği zaman inisiyatifi alacaksın, delayleyeceksin, action'ını söyleyip jump çekim başarılı gelecek. Daha sonra climb ve balance atacaksın. Daha sonra balance'la koşmaya devam edeceksin. Bilmem ne ıvır zıvır işte grapple kaçacaksın falan. Hani bunlar oyunu gerçekten çok yavaşlatan şeyler. Bunları ben biraz oyuncu tasviri, biraz oyuncunun o zamana kadar yaptıkları, karakter kağıdının genel ortalaması ve durumun o anki psikolojisiyle yapılıp yapılmayacağını yine zar kullanarak ama daha da sadeleştirerek, hani 20 tane arka arkaya çek değil, kompleks çek değil, bir tane ya da iki tane birbirine yakın çeklerle yapılıp yapılmayacağını yönlendirmeyi daha çok seviyorum. Hani bu birçok şeyde öyle. Hani üzerine doğru koşan adama vurdum, abi AOP verdi bilmem ne falan filandansa, yani daha mantığa yakın, daha herkesin kabul edebileceği ama sisteme, kağıda dökülmemiş olarak kullanmayı tercih ediyorum işte açıkçası. Peki, tamam. Ki bunun haricinde hani bunu söylememe rağmen hani D&D oyuncu olarak oynadığım D&D'lerde ise her şeyin mekaniğe bağlı olduğunu, kağıda kaleme bağlı olmasını çok isterim. Yani bunun sebebi de aman GM benim hakkımı yemesin diye gelen böyle garip bir geçmişten kalan bir istektir yani. Çok şizofren bir adamsın sen Gökmen. Tabii canım, inanılmaz yani, aklın almasın. Tamam. Daha. Dahası şöyle, işte kendi yaptığım böyle az çok az oynama fırsatı buldum, oynatma fırsatı buldum. Birkaç tane sistemim var. Bir tanesi benim yıllardır 1999 yılından beri severek oynadığım bir PlayStation oyunu. O zamanlar Squaresoft olan şirketin, şimdi Square Enix oldu. Hangisi? Final Fantasy diye az çok herkes bilir zaten. Hani Oğlum, artık Fantasy FRP herkes bilir ortamında ya. tabii canım. Zilyon tane oyunu var sonuçta. Heh, en son 14 mü çıkmış, 15 mi çıkmış, ne olmuş Çıkar bilmiyorum da çıkar. ben 2000-2001 arasında o seriyi bıraktım. Bırakırken de bir oyun vardı, Final Fantasy Tactics diye. Onu da aldım götürdüm. Onun Yıllardır böyle. beşincisi falan çıktı. Ya onun bir şeyleri çıktı, Advance'e çıktı, Lion Wars çıktı, böyle PSP'ye bir şeyler Çıktı yaptılar çıktı falan. çok çıktı. İşte ben onları hiç takip edemedim çünkü özünde güzeldi. Müthiş bir senaryoya sahipti oyun. Ve ben de işte yıllardır her canım oynuyor 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 oynuyor. Artık oyunun mekaniklerini ezberlemiştim. Hani şu level'da, şu burçtan cesaret, işte o oyunda Brave ve Faith, cesaret ve inanç kriterleri vardı. Cesareti şu aralıkta olan karakter bunu vurur şeyine gelmiştim. Hani 10 yıldır böyle sürekli oynamaktan. Anlıyorum. Ben bunu neden bir sisteme dökmeyeyim? Neden bunu biraz daha oynanabilir hale getirip PRP masa üstüne dökmeyeyim diye. Final Fantasy Zodiac Drop System diye bir şey yazdım. Bayağı da güzel oldu. Hani oyunun temel matematiğinden biraz daha sadeleştirerek ama aynı mekanikleri tutarak işte oyuncuların sınıflar arası serbest geçiş yaptığı, işte ne bileyim kimyagerin wizard olduğu,
Wizard'ın daha sonra cleric olduğu bir sistem yaptım kendime. Oyuncularımla test yaptığımda da olumlu yorumlar aldım işin açıkçası. Ama çok fazla deneme fırsatı bulamadım. Çünkü insanlar Final Fantasy'ye hani en azından benim çevremde masaüstü olarak oynamak istemiyorlardı. Hani onu oynayacağımıza bir mage atalım daha iyi olur. Ya ne bileyim bir cleric atalım daha iyi olur diyorlardı. Benim böyle deneysel indie oyunum kendi çapında eridi gitti öyle söyleyeyim. Değil mi? İndi oyun modu oldu. Neyse abi, şimdi biz zamanın sonuna geldik. Oo ne kadar çabuk. Adeta rüzgar gibi geçti. Vallahi öyle olmuş. Evet. Şimdi katılım gösterdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim gibi geveze bir adamın programını aldığın için. Önemli değil ya. Neler neler Önemli değil. anlatıyor bir bilsen. Neyse. Dinleyenlere buradan teşekkür ediyorum. Sana bir posta daha teşekkür ediyorum. Son bir sözün varsa söyle, yoksa kapatıyorum. Son sözüm her hattınıza kritik gelsin. Böyle bir iyi niyetli adam. Kalpler. Kalpler. Yarışmacı arkadaşlara başarı da dile istersen. Tövbe Tabii tövbe. canım hepsine başarı da diliyorum. Neyse, kapat.